Üçüncü olaraksa arıtıl. Bodrum'daki su sorunuyla ilgili açıklamalarda bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden doçent doktor Ceyhun Özçelik, deniz suyunu arıtıp şebekeye vermenin maliyetli olduğunu dile getirerek, kayıp kaçakları minimize edecek, çevre ve insan sağlığı açısından su kalitesini yüksek tutarak maliyetleri minimize edecek çözümlerin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekiyor, dedi. Bodrum'a su sağlayan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi %17, Geyik Barajı ise %58'ler seviyesinde. Geçen yıl su krizi yaşanan ilçede aynı sorunu bir daha yaşamamak için deniz suyunu arıtma konusu sık sık gündeme geliyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da Turgut Reis Mahallesi'nde kurulması planlanan arıtma tesisiyle 100 bin kişiye yetecek suyun arıtılması projesini kamuoyuna açıklamıştı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Ceyhun Özçelik konuyla ilgili açıklamada bulundu. Barajlardaki son durum hakkında bilgiler veren Özçelik şöyle dedi. Turizm sezonunun başlaması ve artan sıcaklıklarla birlikte Bodrum içme suyu, kullanma suyu ve sulama suyu açısından oldukça kritik bir döneme doğru giriyor. İçerisinde bulunduğumuz Mumcular Barajı'nda doluluk oranı %17'ler civarında. Geçtiğimiz yıl bu oran %48'ler dolayındaydı. Bodrum içme suyu sağlayan diğer önemli bir baraj, Geyik Barajı'ndaki doluluk oranı ise %58'ler civarında. Geçtiğimiz yıl bu oran %49'lar civarındaydı. Tabii bu Geyik Barajı'ndaki bu iyileşmenin en önemli nedenlerinden biri Milas Ovası'na sulama suyu temin eden ve Milas'a içme suyu temin eden Akgedik Barajı'nın devreye alınması. Bu dönem içerisinde Geyik Barajı'nın da bakım ve onarıma alınması yatıyor. Maalesef geldiğimiz noktada iletim hattı patlakları tüm hızıyla devam ediyor. Bayram öncesinde ve bayram sırasında Bodrum'un çok önemli bir kısmında farklı noktalarında su kesintileri devam etti. Maalesef geldiğimiz bu noktada sorunun çözümü için somut bir adım atıldığını söyleyemem. Sorunun çözümü için iki önemli husus tartışılıyor. Bunlardan bir tanesi Turgut Reis deniz suyu arıtma tesisinin inşa edilerek devreye alınması. Diğeri ise ekin ambarındaki yarı tuzlu suyun Mumcular Baraj Gölü havzasına aktarılarak buradan şehre verilmesi. Deniz suyunu arıtıp şebekeye vermenin oldukça maliyetli olduğunu aktaran doçent doktor Ceyhun Özçelik şu değerlendirmeyi yaptı. Bu noktada durumun hassasiyetinin çok da iyi anlaşılmadığını düşünüyorum. Bir içme suyu rezervuarına, bir sulama suyu rezervuarına tuzlu deniz suyunun doğrudan deşarjı kabul edilebilir bir durum değil. Tuzlu deniz suyunun kullanılabilmesi için 3 önemli faktörden söz edebiliriz. Bunlardan birincisi maliyet. Biliyorsunuz arıtma çok yüksek bir maliyetle meydana gelebiliyor. Diğeri çıkan atıkların düzgün ve çevreye zarar vermeden bertarafı. Üçüncü olaraksa arıtılmış suyun gerekli mineralizasyon seviyesine eriştirilerek insan sağlığı açısından tehdit olmayacak bir değere eriştirilmesi. Tüm bu süreçler yüksek maliyet gerektiren, yoğun, yüksek teknoloji gerektiren bir süreç. Siz burada arıttığınız suları tekrar bir rezervuara vererek birincisi toplam kayıp kaçağınızı çok büyük miktarda arttırmış oluyorsunuz. İkinci olarak da yüksek kalitedeki suyunuzun kalitesini düşürmüş oluyorsunuz. Rezervuarı kirleterek şebekenize ve sulamanıza tuzlu su temin etmiş oluyorsunuz. Bu noktada toplam bölgedeki barajlardan temin edilecek suyla sizin yüksek maliyetlerde temin ettiğiniz tuzlu su, arıtılmış tuzlu su oranı oldukça düşük kalıyor. Dolayısıyla bunları bir bütün olarak düşünüp kayıp kaçakları minimize edecek, çevre ve insan sağlığı açısından ve su kalitesini de yüksek tutarak maliyetleri minimize edecek çözümlerin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekiyor.